Merhaba arkadaşlar. Hepimizin yolu hastanelere düşmüştür. Hastanelerdeki bu muayene odalarının üzerindeki monitörlerde hasta çağırma ekranları var. Siz de görmüşsünüzdür. Burada sıradaki hasta işte TC numarası, adı soyadı ekranda kayıyor ve hastalar bu sıraya göre içeri giriyor. Şimdi böyle bir ekranı gördüğünüz zaman en azından ben de bunu yaparım, aynısını yaparım diyebilmeniz için böyle bir ders yapacağım. Tabii şu çalışmayı gören arkadaşlarımız eğer ben bunu hocayı izlemeden de yaparım diyorsanız size tavsiyem hiç izlemeden, bunun devamını görmeden aynen böyle bir çalışma kendi başınıza yapmaya çalışın. Eğer yapabiliyorsanız iyisinizdir ama yapamıyorsanız demek ki bir hala eksikleriniz var arkadaşlar. Normalde bence şu ana kadar derslerimi takip eden tüm öğrencilerimin yani tüm takipçilerim diyeyim daha doğrusu böyle bir çalışmayı yapabilmesi lazım aslında normal şartlarda yapabilmesi lazım. Yapamıyorsanız da zaten biraz sonra kodları göstereceğim. Burada arkadaşlar hasta muayene olduktan sonra tabii bu ikinci bir ekrana paylaşılıyor. Şu ekran bu doktorun yanında çalışan personelin ekranı. Şu ekranda ikinci monitöre genişletilmiş yani görüntüyü genişleterek ikinci monitöre yansıtıyorlar. Bu da o monitörün görüntüsü arkadaşlar. Bir hastanın muayenesi bittiği zaman işte sonraki hasta dediğin zaman ikinci hasta bak Mehmet Toprak geldi. Sonraki hasta başka bir hasta gelecekti. Şey Çelik geldi. Dikkat ederseniz her muayene olan hastayı bu şekilde X işaretiyle belirledikten sonra bu şekilde çalışıyor gördüğünüz gibi. İsterseniz hızını biraz arttırayım. Çok yavaş kayıyor. Şöyle şunu bir biraz hızını arttırdığımız zaman biraz titreme oluyor arkadaşlar ekranda. Çünkü görüntü yenileme olduğu için şöyle çalıştıralım. Tamam, gördüğünüz gibi hasta 217. Bakın TC numarasının ilk 3 hanesi son 3 hanesini aldım. Sonraki hasta dediğim zaman şöyle bir sonraki hasta diyelim. Her şeyde çalıştırdığımız içindir arkadaşlar burada. Çalıştırmadığım için böyle bir durum söz konusu oldu. Bir kapattım açayım tekrar. Tabii bu geliştirilebilir. Yani eksikleri olabilir. Siz kendinize göre yaparsınız bir tane. Bakın program çalıştı. Hemen sonraki hasta diyorum. Gördüğünüz gibi 229 TC ile başlayan Sabri arkadaşımızı hastayı çağırıyor. Sonraki hasta bakın Kemal Yıldız. İşte sonraki hasta böyle. Şimdi bunun kodlarını beraber yapalım. Dediğim gibi siz kendiniz yani ben yaparım bunu hiç izlemeden yaparım diyorsanız bence bir çalışın. Yapabildiyseniz demek ki iyi bir seviyeye gelmişsinizdir. Yapamıyorsanız da zaten biraz sonra kodları göreceğiz. Hemen kodları beraber inceleyelim arkadaşlar. Öncelikle hasta diye bir sayfa oluşturdum. Gördüğünüz gibi TC no, adı, soyadı. Bir de şurada durum için bir sütun açtım. Şimdi bir de monitör diye bir ekran. Şurada da TC no, adı, soyadı ve TC'leri. Şu butonu her tıkladığımda buraya bir X işareti koyup şu Ahmet Taş'ı şuraya gönderiyor gördüğünüz gibi. Yine sonraki hasta dediğim zaman Mehmet Toprak'ı gönderdi bu sayfaya. Sonraki hasta diyorum bu şekilde hastalarımı gönderiyor ve ekrana yolluyor. Şimdi bunun kodunu önce bir inceleyelim. Siz buraya şuradan bir buton ekleyeceksiniz. Ondan sonra bunun özelliklerini açacaksınız. Şuraya sonraki hasta diyeceksiniz. Hasta. Sonra bu butonun içine girip şuradaki kodları yazacaksınız arkadaşlar. Bu kodları nasıl yazacaksınız? Bakın ben ne yazmışım? Dim, hash, as, byte demişim. Çünkü byte kullanıyorum. Niye? Yani günlük hasta sayısı 10'dur, 15'tir, 20'dir. Byte'a 255'e kadar değer aldığı için byte diye değişken tanımladım. SS yine byte, X diye bir değişken tanımladım. Buradaki SS son satırı temsil ediyor. Hastalar sayfasının A'nın bini end xlab.rov yani şu sayfadaki son satırı bana söyle dedik. Burada kaç tane satır varsa toplamını sayısını aldı buradaki SS ile. Sonra bir döngü yaptım burada. For x, x değişkenim de burada gördüğünüz gibi. For x 2'den SS'e kadar yani örneğin 15 ise 2'den 15'e kadar, 30 ise 2'den 30'a kadar.
Eşit hastalar sayfasının D'nin X'i boş ise demişim. Hastalar sayfasındaki D'nin X'i yani şurası boş ise ne yapacak arkadaşlar? Monitörün ikinci satırına ikinci satırını sil nokta enter row nokta delete var şu satırla monitör sayfasının şu satırını sil. Yani sağ tuş sil diyerek siliyor. Sonra ne yapıyor? Monitör sayfasının ikinci satırına bir satır ekliyor. Aslında eklemeyebilirdi. Madem siliyoruz bence şurası gereksiz. Ben bunu sileyim. Buna gerek yok. Ondan sonra monitör sayfasının A2 hücresini nereden al? Hastalar sayfasının AX'inden al arkadaşlar. Hastalar sayfasının A'nın X'ini al. Sonra monitör sayfasının B2'sine hastalardaki BX'i al. Monitör sayfası CX'inde hastalar sayfasının CX'ini al dedim. Sonra hastalar sayfasının D'nin X'ine X işareti koy ve şu döngüden çık. X işareti koyup çıktı. Bu kadar. Burada yapılacak olay bu arkadaşlar. Peki bunu yaptık. Bir de arkadaşlar şurada çalışma kitabının içerisine çalışma kitabının bakın şurada workbook open olayına da user form nokta show bir de false yazmışım. Bu false'ı yazmamın sebebi şu. False'ı yazmamın sebebi şu. Ben burada hem formla çalışabilirim hem sayfayla çalışabilirim. Eğer false koyarsanız ekran kodun yanına show'un yanına false yazarsanız bakın sonraki sayı hasta gördüğünüz gibi hastayı çağırıp buraya X işareti koydu. Ben hem şu anda sayfayla çalışabiliyorum hem formla çalışabiliyorum gördüğünüz gibi. Buradaki false'un amacı o arkadaşlar. Yani programımız çalışır çalışmaz workbook open yani ilk açılışta user formumuz açılıyor. Peki user formda neler yazmışım onu hemen görelim. User formda label'la buraya bir doktor adı yazmışım. Ahmet Yılmaz'ı label'la yazdım. Özel ABC hastanesi. Bunlar resim gördüğünüz gibi. Şuraya bir frame çizdim. Frame'in zemini siyah yapıp şuraya arkadaşlar bakın şurada gördüğünüz yine zemini siyah yazısı beyaz bir label aldım. İsmini de LBL hasta yaptım. Bakın sadece bizi ilgilendiren bu LBL hasta. Şimdi formun activate kısmına form ilk açıldığı zaman isterseniz arkadaşlar şuraya mesela bir tarih saat de yazabiliriz örneğin yani hastalar baksın diye. Şuraya örnek ilave edeyim. Şunun hatta şunu alayım. Silelim. Şu doktor adını kopyasını şuraya alıyorum. Aynen şuraya alalım. Bir tane de şuraya alalım. Bunun adını arkadaşlar LBL tarih diyelim. Şunun adı da LBL saat olsun. Şunun içine bunun içi boş olsun. Şunun içi de boş olsun. Ha, name'ine pardon. Caption'ı sileceğiz. İş yaptım az önce. Şunun caption'ı siliyorum. Şunu da caption'ı sileyim. Bunların yazı rengi ne olsa iyi olur. Biraz rengarenk olacak ama. Yazı rengi şöyle şu renk olsun. Şimdi bakın tekrar bu formun içine girip istersem şu do'nun altına yani şuraya LBL tarih nokta caption eşittir date diyebilirim. Yine bunu kopyalayıp şuraya yapıştıralım. LBL saate de eşittir time diyebilirim. Bakın şöyle çalıştırdığımız zaman gördüğünüz gibi hem tarihimiz hem çalışan saatimiz hem bu şekilde de yapabilirsiniz. İsterseniz tabi. Şuradaki saati de bir ortalayalım. Şöyle left değil center yapalım. Dolayısıyla çalıştırdığımız zaman saatimizde şurada bir center yapmamız lazım. Tarihi de ikisi bile ortalansın. Şunu da ortala diyelim. Tamam. Şöyle çalıştırdığımız zaman gördüğünüz gibi doktor adı Ahmet. İşte tarihimiz, saatimiz. Aslında biraz hani şu anda bunu sileyim ya. Şu saati tek başına şuraya bırakayım yeterlidir. Şurada dursun.
Şu lebele tarihi siliyorum. Değil de gerek yok. Evet. Programımız şu şekilde çalışır. Şimdi buranın içine yazdığım kodları anlatıyordum arkadaşlar sizlere. Şimdi ne yapmışım? Do yazdım. Do loop döngüsü var bir tane arkadaşlar. Do mesela nasıl ki for next varsa do loop var, do while var. Birkaç tane döngü var. Da do loop'u kullanıyorum. Sürekli tekrar olacak durumlarda do loop daha uygundur. Bir de şurada do events demek. Bunu kullanmadığınız zaman bu do loop arasında gelişen olayları göremezsiniz. Dolayısıyla burada do events yani olayları göster. Tekrar göster amacıyla şu kodda kullanılır arkadaşlar. Zaten label'e saati caption'ı time'a eşitledim. Saati orada göstermek için. Şurada kendimce bazı değişkenler tanımladım. Dim tc, dim tcc diye bir değişken. Şimdi dim add string, soyad string, de long dön diye bir değişken yazmışım. Integer. Şimdi bunları niye kullandığımı şurada göstereyim size. Label hasta şuna da gerekiyor arkadaşlar. De boş verin. Mümkün olduğu kadar kısaltmaya çalışayım. Bütün kodumuz bu zaten. TC'ye ne atamışım? Left monitör sayfasındaki A2'nin 3'ünü. Yani dedim ki monitör sayfasındaki A2'nin yani şu bunun ilk 3'ünü al. İlk 3'ünü al. Bunu TC'ye atalım. Bir de TCC diye bir değişken tanımladım. Bir saniye arkadaşlar. Bir de TCC diye bir değişken daha tanımladım. Bu da right. Yine monitör sayfanın A2'nin sondan 3'ünü yani sağdan 3'ünü al. Yani şu 3 tanesini al. Şunları al. Bunları da TCC'ye aktardım. Bir de Y diye bir değişken var. Şu yukarıda gördüğünüz string tipinde. Buna da 5 tane arkadaşlar yıldız tanımladım buraya. Şu kayan yazıda TC'nin o ortası görünmesin diye. Sonra adı monitör sayfasının B2'sinden almışım. Soy değişkenini monitör sayfasının C2'sinden almışım. LBL hasta. Yani şu kayan yazı LBL hastadır. Şu. Bakın name'ine bakın. LBL hasta. LBL hastanın caption'ına da TC'yi ve Y'yi yani şu TC'deki soldan 3 tanesini bir de şu yıldızı bir de V, T, C, C'yi al. Sağdan 3'ünü al. V, araya bir boşluk koy. Sonra adı al. Araya boşluk koy. Soyadını al. Bütün bunun hepsini label'e hastanın caption'ına atadım. Sonra dön diye bir değişken tanımladım. Label'e hastanın genişliği. Width yani o genişlik ne kadarsa bunu dön değişkenine atadım. Yani 300 ise 200 ise. Sonra LBL hastanın left'ini yani sola doğru bir bir azalttım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Eğer bunu right yaparsanız sağa doğru kayar. Left yaparsa mesela Arapça yazı ise bunu right yapmanız lazım. Biliyorsunuz Arapça'da soldan sağa doğrudur. Dolayısıyla eğer Arapça bir yazı yazacaksanız bunu da bunu right yapacaksınız. Şunu da artı bir veya artı iki yapacağız. Bu da kayma pikseli arkadaşlar. Burada demişim ki eğer hastanın LBL hastanın lefti sola doğru eksi dön ise yani şurada dön yazının uzunluğu onun negatif kadar yani sola doğru ekranda kaybolduğu durumudur. Hastayı frame'in genişliği kadar sağa çek demişim. Yani yazı şöyle kaydı kaydı geldi şurada kayboldu ta negatif duruma kadar geldi. Onu direkt ne yapıyoruz? Şurada şu tarafa gönderiyorum. Bunu şöyle de yapabilirsiniz. Mesela formun caption'ına, width'ine bakalım. Formun width'ine kadar 951. Ben istersem şuraya eşittir 951 de diyebilirim arkadaşlar. Yani formun genişliği demeden bunu da yapabilirsiniz. Ama o kod olursa formu büyüttüğünüz zaman burayı değiştirmek zorunda kalmazsınız. Frame'i. Şimdi gelelim. Buradaki biraz bekletmek amacıyladır. Boş bir döngüdür arkadaşlar. Ekranda biraz beklesin diye. Çünkü bunu devre dışı bıraktığınız zaman yazı çok hızlı kayıyor. Mesela şöyle bir devre dışı bırakayım isterseniz. Şöyle pardon. Bakın şöyle tekrar çalıştıracağım. Gördüğünüz gibi yazı çok hızlı kayıyor ve ekranda hiç beklemiyor. İşte o kod ekranda biraz beklemesini sağlıyor. Yani timer wait komutu falan da kullanabilirsiniz gerçi ama bu şekilde daha iyi. Evet ondan sonra olay bitiyor. Bütün kodumuz bu.
Sizden de yapmanızı istediğim bu. Kapattım. Şimdi bir daha çalıştırıyorum arkadaşlar. Hastane programını açtım. Tabii hastanelerde kullanılan program bu değil. Onlar özel paket programlarla yapıyorlar. Ama en azından gördüğünüz zaman bunu ben de yaparım diyebilirsiniz. Buradaki mantığı anlamanız için anlattım bu örneği. Gördüğünüz gibi şurada sonraki hasta diyorum. Hasta Mehmet, bakın Hasan, işte Sabri, Kemal. Hastalar böyle değişiyor gördüğünüz gibi TC'leriyle beraber. Örneğimiz bu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar bu tür derslerin devamı için tabii bu tür dersleri ben sizler bir şeyler öğrenin diye yapıyorum, anlatıyorum. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayınız. Bunu pek fazla hatırlatmayı da sevmiyorum doğrusu. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Başka bir derste görüşmek dileğiyle.